Merhaba Kamil arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Herkes kanalını bekliyorum daha geniş kitle seslenmek için. Kızılcık Şerbeti 55. bölümü konuşacağız. Yine önemli bir bölüm izledik. Eleştirim yapacağım arkadaşlar. Öncelikle evet, Ahmet Mümtaz Taylan abimiz Abdullah karakteriyle başladı ve başarılı bir karakter olacağını düşünüyorum ve Settar abimize tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ve özellikle final mi yapacak? Çok önemli gelişmeler var arkadaşlar. Bunu anlatayım. Yani şu 4-5 bölüm dizinin geleceğini açıklar diye tahmin ediyorum. Şu 4-5 bölüm iyi giderse dizi sezon finali yapar ama böyle senaryo karışık devam ederse dizi sezon sonu final yapacak arkadaşlar. Gelin 55. bölümde neler yaşanıyor? 55. bölümde özellikle Çimen ve Gökhan'ın dini nikahı gündemi bomba gibi düşmüştü. Gerek haber sitelerine gerekse birçok konulara değinmişti. Peki Çimen ve Gökhan evet bir evlilik yapacaklar. Peki Kıvılcım ne yapacak? Çünkü Kıvılcım şok oldu arkadaşlar. Çünkü Kıvılcım böyle bir şey beklemiyordu. En son bekleyecek kişiydi. Çimen nasıl böyle bir şey yaptı? Özellikle Sönmez Annem, Alev, yine Kıvılcım resmen deliye döndü arkadaşlar. Şok oldular. Peki Gökhan evet evlenecekler mi Çimen'le? Evet evlenecekler. Çünkü Gökhan'ın babası özellikle evlenmek için baskı yapmıştı ve yeni bölümde özellikle Çimen Gökhan'ın evine gidecek arkadaşlar. Böyle bir durum var. Peki bu durumda Doğa ne yapacak? Kıskanç krizine yine girecek. Çünkü özellikle Gökhan'ın babası onay verecek. Görkem'le Fatih'in ilişkisinde onay vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani aileyi bir toparlayacak. Peki Görkem'le Fatih güzel vakit geçiriyorlar. Evet haftaya güzel vakit geçirmişlerdi. Ya ilişkileri iyiydi ama son sahne, diğer son sahne izlemiştik. Kıvılcım o yani nikah törenine basmıştı ve Alev Abdullah'da Abdullah Bey'den çocuğu var deyince o nikah bozuldu ama tekrardan nikah olacak mı tüyosunu sizlere vereyim arkadaşlar. Çünkü özellikle Gökhan'ın babası yani tüm aileyi toparlamak için Fatih ile Görkem'in ilişkisine izin verecek arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani gelelim evdeki durumlara. Evet Abdullah Alev ilişkisi yine bugün de bomba gibi düştü. Çünkü Abdullah Bey yine hamle yaptı Alev'e karşı. Gel evlenin beraber bir eve çıkalım dedi. Peki Alev ne yapacak? Çünkü Alev kararsız. Evet Alev bunu kabul eder mi? Çünkü Alev bunu kabul ederse Pembe Hanım'la karşı karşıya gelecek biliyor. Pembe Hanım bu durumda hamleleri var mı? Evet Pembe Hanım birçok anlamda hamleleri var. Yine özellikle bir çıkar ilişkisi olduğunu biliyorsunuz Rüzgar'dan yardım isteyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Alev evet yeni bir sayfa, beyaz sayfa açmak istiyor. Ama Abdullah Bey ile bitirmiş ilişkisini ama Abdullah Bey iyileşti. Tekrardan sağlara geri döndü ve Alev'e teklifte bulundu. Gel biz beyaz sayfa açalım bir eve çıkalım dedi. Ve teklifte bulundu. Tabii bu teklifi düşünecek arkadaşlar ama Alev bu evet derse direkt zaten Pembe Hanım'la karşı karşıya geleceğini biliyor arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Gelin Nur Sema. Nur Sema'nın önemli bir ilişkisi olacak. Çünkü ya Rüzgar ya da Ertuğrul Bey'le bir ilişki olacağını düşün. Özellikle ben Ertuğrul Bey'le Nur Sema'yı yakıştırıyorum arkadaşlar. Ama burada Rüzgar faktörü var. Çünkü Rüzgar Nur Sema'dan gerçekten hoşlanmayı başladı. Çünkü özellikle Nur Sema'nın davranışları, konuşmaları kendi çok etkilendi Rüzgar. Ve Rüzgar'dan ben bir hamle bekliyorum ama Nur Sema ne der? Çünkü Nur Sema'yla Umut kesinlikle boşanacak arkadaşlar. Çünkü Umut mutsuz. Evet Umut ben özellikle hani o şirketi kurarken, o şirkette genel müdür olurken her şey oluyor. Bir anda zenginleşmesi ve bir anda fakirleşmesi Umut'u boşluğa düşürdü. Bu anlamda da önemli gelişim olacak ama kesinlikle Umut'la ve Nursema boşanacak. Peki Nursema'nın yeni talepleri var mı? Pembe Hanım özellikle Ertuğrul Bey ile bir görüşme yapacak. Çünkü Ertuğrul'la Nursema çok hoş yani birbirine hoş gözüküyor ama burada rüzgar faktöründe sizlere bile getir. Peki Ömer ne yapıyor arkadaşlar? Evet Ömer şirkete yine özellikle şirketin başında Ömer vardı ama Abdullah Bey ne dedi? Ben buraya geldim artık hani buranın başkanı ben olacağım dedi ve yetkilerini alacak. Tabii ki bir çekişme göreceğiz çünkü eğer ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Görkem ve Fatih evlenirse tekrardan ticari ilişkilerine devam edecek. Özellikle Görkem'in babası büyük bir iş adamı ve bir işbirliği devam eder. Abdullah Bey de bunu ister. O yüzden ben Abdullah Bey buranın başına geçin tekrardan yönetim kurulu başkanı olacak. Peki bu durumda Fatih ve Mustafa oyun nasıl olacak? Terse döner mi? Evet terse döner. Burada Ömer ters köşede yatabilir arkadaşlar. Peki Ömer Kavacım ilişkisi nasıl? Ömer Kavacım ilişkisi gayet güzel gidiyor. Ama özellikle Ömer Fatih ile Görkem'in ilişkisine bir tavırı var arkadaşlar. Bunun altını çizim. Çünkü daha önce de Görkem'le görüşmüştü. Onlar da güzel vakit geçirmiş ama Fatih ile Görkem bir evliliğe giderken tabii ki şok olmuştu. Böyle bir şey beklemiyordu arkadaşlar. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Gelin şu toparlamak gerekirse Kızılcık Şerbeti. Özellikle şu 4-5 bölüm senaryo normal dönerse senaryoya giderse sezon finali yapar ama özellikle dizi böyle devam ederse arkadaşlar saçma sapan yine biz konular görürsek dizi bu sene final yapar diye tahmin ediyorum arkadaşlarım.